Mısır gevreğini hala bitirmedin mi? Çoğu zaman tüm kutuyu bitirmesin diye uğraşıp dururum. Cedric, bu sabah biraz solgun görünüyorsun. Sence hastalandı mı? Aa canım benim, senin ateşin çıkmış. Bugün evde kalıp yatsan senin için daha iyi olur. Sadece biraz soğuk almışım. Biraz hapşuruyorum diye okulu kaçıracak hepçi. Tamam, galiba bugün evde kalacaksın. Yarın olduğunda da bakarız. Hayır anne, dinle lütfen. Ne? Tam tersini yapalım. Bugün okula gideyim, yarın evde kalırım. Ha? Ah. Ha? Okula gitmeyi bu kadar çok istiyorsa gerçekten hasta olmalı. İtiraz istemiyorum. Odana git, hemen geliyorum canım. Okula gidemediği için bu kadar itiraz ettiğini ilk defa görüyorum. Bayan Nelly mucizeler yaratıyor olmalı. Bunun daha çok sınıf fotoğrafıyla ilgisi var. Bugün çocukların fotoğraf çektireceği gün değil miydi? Tabii haklısın. Kesinlikle her fotoğrafta Çen'in yanında görünmek istiyor. Her neyse, baba Cedric'e bakma konusunda sana güveniyorum. Ateşi çıkarsa çocuk doktorunu aramayı sakın unutma. Tabii ki. Hep böyle endişelenirsin. Ne olacağını düşünüyorsun ki? Günaydın Bay Budine. Cedric evden çıktı mı? Video oyununu vermeye gelmiştim. Bu mükemmel bir zamanlama. Çünkü zaman bugün Cedric için zor geçeceğe benziyor. Kendisi biraz üşüttü de. İstersen yukarı çıkıp ona bir bak. Tamam. Aman tanrım, bu senin için çok zor olmalı. Üstelik tam da fotoğraf çekileceği gün. Bir de bana sor. Hem de sefil bir soğuk algınlığı yüzünden. Neden hep aileleri dinlemek gerekiyor? O kadar hasta değilim ben. Şimdi tek yapabileceğim gelecek yılın fotoğraf çekimlerini beklemek. Başka fırsatlar da olabilir. Hadi ama, bu harika bir fırsattı. Çen'in yanına geçecektim ve Emine'nin fotoğraf çekilirken elini tutacaktım. Sanki aşık çiftler gibi. Artık o man kafa Nicholas'ın bu fırsatı değerlendirip onun yanına geçeceği kesin. Belki olmaz. Evet, yapacağını biliyorum ve eminim onun elini tutmak için bu fırsatı kaçırmayacak. Bununla yaşayamam, bunu engellemeliyiz. İstersen ben Chen'in yanına geçebilirim. Kaprisi yanında olduğu müddetçe sorun olmaz. Müthiş fikir. Evet ama bekle. Chen'in iki yanı var. Nicholas da diğer yanına geçecektir. Hayır, bu fotoğrafa girmemi nasıl bir şey sağlar? Ama büyük baban okula gitmene izin vermez ki. Bir dakika. Aha, Christian, sen gerçekten büyük bir dostsun arkadaşım. Ne zaman böyle konuşmaya başlasan sonu hep kötü oluyor. Hayır hayır, merak etme. Bu çok basit. Tek yapman gereken büyük babama telefon etmek ve bir karışıklık yaratmak. Böylece o beni görmeden çıkabilirim. Ve fotoğraf çekileceği zamana kadar okula yetişirim. Peki ben büyük babanla ne konuşabilirim? Ne istersen, ne fark eder ki? Ha? Peki, okula gitmeliyim. Görüşürüz Cedric. Kendine iyi bak. Pekala küçük adam, bana her şeyi anlat. Kızgınsın çünkü bu seneki sınıf fotoğrafında Çinli kız arkadaşının yanında olamayacaksın. Sorun bu değil mi? İnan bana, sürekli akan bir burunla hatırlanmak istemezsin. Gitmemen daha iyi. Bak, demek istediğim şu. Senin yaşındayken kurdeşen hastalığına tutulmuştum. Bu büyük bir nimetti. Evde kalmalıydım. Bu o yılki kız arkadaşım. Hiç sevmememe rağmen okula çok gitmek istediğimi hatırlıyorum. Belki şimdi evde kalmanı söylediğimde bana inanırsın, he? İkisi aynı şey değil ki. Soğuk algınlığı kurdeşen gibi değil. Yüzde iz bırakmaz. 37'yi biraz geçiyor. O kadar kötü değil. Bir saat sonra yine ölçeriz. Eğer çıkarsa doktora telefon peki, ederiz. Peki ya düşerse? Vazgeçmeyeceksin değil mi? Ateşin düşerse annene söyleriz ve okula gidersin. Thank you.
Merhabalar. Emekli vatandaşlarla ilgili bir araştırma yapıyoruz da birkaç soru soracaktık. Evet. Alo. Alo. Günaydın. Cedric orada mı? Hayır. Biz çalışma yapıyoruz. Sen misin Christian? Hayır, ben değilim. Alo. Lanet olasıca telefon. Ay tüh. Hemen kapattı. Hiç susmuyor. Alo, yine sen misin Christian? Hayır, ben yan komşunuz Bay Bertrand efendim. Sesiniz ne kadar tuhaf Bay Bertrand. Çünkü biraz hastayım. O yüzden sizi aramaya karar verdim. Sizin için bir şeyler yapabilir miyim acaba? Şimdi kapatmam lazım Bay Budinet. Hoşça kalın. Alo. Bu gerçekten fazla oldu. Günaydın Bay Bertrand mı? Evet, ben Bay Budinet. Biraz tuhaf görünebilir ama biraz evvel bana telefon ettiniz mi siz? Hayır, söylemek istediğim özel bir şey yok. Sadece biraz önce arayan siz misiniz diye aradım. Ne dediniz? İyi miyim? Tabii ki iyiyim. Niye? Endişe etmenize gerek yok Bay Bertrand. Sizi her sabah arayacak değilim. Evet, iyi günler Bay Bertrand. Bence bu harika oldu. Teşekkür ederim ahbap. Evet, gelecek sefere bir şey istersen gelecek sefer olmayacak. Merhaba Cedric, sabah geç kalktın galiba. Hemen diğerlerinin yanında yerini al. Hey sen, orası benim yerim, başka yere git. Asla olmaz. Senden önce ben geldim. Ne zaman geldiğin umurumda bile değil. Hay aksi. Hemen çekil şuradan ve çabuk ol. İlk olarak beni buraya fotoğrafçının kendisi koydu. Affedersiniz bayım. Cedric benim yerimi almak sen, istiyor. Sen sarışın çocuk. Sen diğer tarafa geçsen iyi olur. Orada yer var. Olamaz. Paltosunu almayı bile unutmuş. Ama bu haksızlık. Birkaç ayar yaptın mı hazırız. Güzel. Şimdi artık sizin fotoğrafınızı çekelim. Ne dersiniz? Neler oluyor? Cedric. Ne? Tam olarak sorun nedir genç adam? Kesinlikle bu tarafta olmalıyım Bayan Nelly çünkü... Çünkü? Çünkü gözüne güneş geliyormuş efendim. Gözüne güneş mi geliyor? Ama güneş arkanda. Pekala, öyle olsun. Nicholas, Cedric'in yerine geç bakalım. Bu haksızlık. Neden Cedric istediği her şeyi yapma hakkına sahip? Evet, biz de istediğimiz yerde poz vermek istiyoruz. Öyleyse ben de Marvin'in yanında poz vereceğim. Ben ileri doğru olacağım. Hayır, ben de yerine girmek istiyorum. Durun! Herkes yerinde kalsın. Yoksa fotoğraf çekmeden giderim buradan. Hızlı hızlı çocuklar yerinize alıyorsunuz olun ve hiç kıpırdamayın. Hayır, ben olacağım. Sen olamazsın. Tamam, buraya bakın. Neden böyle okul çocuklarının fotoğrafını çekiyorum ki? Harika. Şimdi her şeye baştan başlamamız gerekiyor. Bir şeyler yapın. Bunları kontrol edin. Evet haklısınız. Pekala, anladığım kadarıyla sen Chen'in yanında olmak istiyorsun değil mi? Peki Chen, Nicholas ve senin aranda olsa ne olur? Bunu kabul edip usta durur musunuz çocuklar? Ama bayan neyle Nicholas? Pekala tamam. Mükemmel. Şimdi gülümseyin, çekiyorum. Beni.
Ya açı. Aa, hayır, yine çekmemiz gerekiyor. Ben açıldım. Neden? Bence bu harika. Daha ziyaret etmem gereken okullar var ve hepsiyle sizin kadar uğraşamam. Hey, öyle ya da böyle fotoğrafta Çen'in yanındasın. Evet ama hapşırdım. İyi misin Cedric? Üşütmüş görünüyorsun. Sakin ol ahbap. Üşümen birazdan geçer. İçimden bir ses bana buranın birazdan ısınacağını söylüyor. Onu götürmek zorundayım. Seni uyarmadığımı söyleyemezsin. Hasta bile olsan kötü göründüğün söylenemez. Yine de denemeye değerdi, öyle değil mi? Üstelik küçük adam fotoğraf çekildikten sonra ben görmeden eve gidebileceğini mi düşündün? Hayır ama anlayışa karşılayacağını düşündüm. Çünkü sen de sınıf fotoğrafında kız arkadaşının yanında olmak istemiştin. Bana öyle dedin. Peki annenle babam bu fotoğrafı görünce sence ne diyecekler? Okula gitmeme izin vermemen gerektiğini tabii ki büyük baba. Oldukça akıllısın küçük adam. Teşekkür ederim büyük baba.